Pınar şiirlerine düşünce dünyasını taşımamıştır. Hikayeleri de biraz böyledir. Fakat romanlarına, makalelerine, denemelerine baktığımızda orada çok ciddi bir fikir adamı görüyoruz. Makale ve deneme için bu elbette doğal bir şey. Ama romana geldiğimizde bu yoğun fikir katmanı elbette tam Pınar edebiyatını değerlendirirken araştırmacılar için, eleştirmenler için ilk çarpıcı nokta oluyor ve bunun üzerinden yol alıyorlar. Üstelik bu konuları tam Pınar kadar derinlemesine, sezişlerle, güzel bir ifadeyle ele alan romancımız da pek yok. O yüzden Tanpınar ayrıca değer kazanıyor. Ama Tanpınar bu değil. Yani sadece doğu, batı, modernleşme meselesi, bireyin buradaki sıkıntıları falan değil. Tanpınar aynı zamanda bence bütün eseriyle, külliyatıyla bambaşka bir konu üzerinde, daha evrensel, daha zamansız bir konu üzerinde de duruyor. Bu da insanın yeryüzünde anlamlı bir hayat yaşayıp yaşamadığı ya da bunu nasıl yaşayacağı sorunudur. Buradan baktığımızda Tanpınar'ın iki cevap geliştirdiğini görüyoruz. Bir tanesi, sanat eseri yaratacaksınız bu varoluşu anlamlandırabilmek için. Ya da büyük bir aşk yaşayacaksınız, hayatı bir sanat eserine çevireceksiniz. Bir tanesi, Allah'ın vergisi bir şey. Yani sanat eseri yaratabilmek herkesin gücü değil, başka bir disiplin o. Diğeri de bir şans meselesi diyelim. Her iki şekilde de anlam katan şey hayata Tanpınar'da aşk. Ben bunun sanat yönüne baktım. Yani sanatta aşkı nasıl bir metot olarak kullanıyor diye. Orpheus'un şarkısı kitabında bunu birazcık irdeledim. Şöyle bir metodu var Tanpınar'ın. Sanatın özü aşktır. Ama aşk değil, aşkın acısıdır. Ancak sanatçı tıpkı bir mutasavvufun yolda olması gibi ya da bir ocakta pişmesi gibi aşkın içinde yola çıkar, pişer ve sonra işte sonuca gitmeyi tamamlamayı kabul etmeden yarıda bırakır bu aşkı ve onun acısıyla sanat eseri üretmeye koyulur. Bütün romanlarında bu metodu kullanıyor. Yani anlatıcı karakterler, aynı zamanda baş kişileri, erkek ve sanatçı, onlar aşkları mutlaka yarıda bırakıp daha sonra oradan lezzetli bir acı devşirerek, Nietzsche'nin tabiriyle onu itici bir güç olarak kullanarak sanat eseri verirler. Tanpınar bunu hayatında da uygulamış aslında ya da hayatında da bunu görüyoruz. Yani günlüğünün son sayfasında bütün eserlerini tek 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 sayar, sonra bütün bunları sadece ona duyduğum aşk yüzünden yazabildim der. Ve bu da yarım bir aşktır, kavuşulmayan bir aşktır. Bunu zaten Tanpınar bile isteye yapmıştır ve bence roman kişilerini de bunu bilerek yaptırıyor. Kitabı Orpheus'un şarkısı adını vermem de bu nedenle, çünkü Orpheus da yarım kalmış bir aşkın kahramandır mitolojide. Ama günümüze baktığımızda Tanpınar nasıl okunuyor? Tanpınar yine o içerikle, o toplumcu içerikle, doğu-batı meselesiyle, kimlik sorunuyla, modernleşme sürecimizin sıkıntılarıyla okunuyor. Bu çok normal çünkü biz bu sıkıntıların, bu meselelerin ortasındayız. Hiçbir zamanda dışına çıkmayacağız. Doğu ile batı arasındaki bir kültür olarak biz her zaman bunları konuşa geleceğiz. Konuştuğumuz anda da en iyi, en çarpıcı, en kafa açıcı şekilde yorumlayan Tanpınar da hep durağımız olacak. Eğer sanat eseri üretmek istiyorsak hayatı bir acı olarak yaşamak durumundayız diyor. Yani mutluluk diye bir sonuca ulaşma çabamız olmamalı. Bütün romanlarında bu dizgeyi kullandığı için dönüp bir de biyografisine baktığımızda evet burada olmak isteyen bir sanatçı var. Yani Tanpınar olmayı aslında bir proje gibi aslında günlüğünde bir mesele edinmiş sanatçı var. Bir yandan da biyografisine baktığımızda işte kırık aşkları, hasretleri, ulaşamamaları, bunun acıları var. Tanpınar'ın bunu bir yöntem olarak kullandığını ve demin de söylediğim gibi aslında bütün sanat eserini bu aşk acısına, kırıklıklarına bağladığını görüyoruz. Bir Cumhuriyet romancısı olarak Tanpınar, gelenekten ve kültürden kopuşun yaratacağı krizi, boşluğu çok erken fark ediyor. Ve bir süreklilik kavramı dile getirerek imtidat diyor buna Yahya Kemal gibi, hocası gibi. Bu kavramın etrafında hem toplumsal olarak yaşayacağımız krize dikkat çekiyor bu kopuşun arkasından. Hem de romanlarında roman kişileri aracılığıyla bizim bu kültürden nasıl yararlanabileceğimizi, maziye nasıl bağlanabileceğimizi, ondan nasıl zevk alabileceğimizi araştırıyor. Tanpınar için geçmiş aslında değerlendirilebilecek bir alan, bir malzeme. Yani o bir çöküşün esteti değilim diyor huzurda. Evet, Tanpınar bir çöküşün esteti değildir. O çöküşün içinden ne alabileceğimizin
sorgular, araştırır. Tapınar bir erken Cumhuriyet dönemi yazarı. Bir kopuşun, proje olarak, gelenekten kopuşun proje olarak benimsendiği ve uygulandığı bir dönemin yazarı. Siz kalkıyorsunuz burada, hayır durun, geçmişte bir şeyler var, şunlara bakalım, kimliğimizi bunlarla da inşa edelim, hayatımıza bunları da katalım diyorsunuz. Elbette dikkate alınmayacaksınız. Çünkü o dönemde edebiyatın gidişatı, iklimi ya da beklenen bu değil. Aynı şekilde Oğuz Atay'a bakalım. Oğuz Atay 1970'lerde çıkıyor ve modern bireyin yetişmesinin sıkıntılarını anlatıyor. Cumhuriyet sonrasında işte eğitim kurumlarında, ailede, devlet dairesinde yaşadığı sıkıntıları anlatıyor, bireyi anlatıyor. Fakat bu sırada edebiyat köy edebiyatı, işçi edebiyatı olarak yol almakta ve edebiyattan da toplumsal bir kurtuluş mücadelesinin aracı olarak yararlanılmakta. Böyle bir ortamda Oğuz Atay'ın söyledikleri dikkat çekebilir mi? İklim uygun değil. Dolayısıyla olmuyor. Sadece içerik açısından değil, anlatım biçimlerine, dillerine baktığımızda da bu iki yazarın da dönemine göre avantgardist olduklarını görüyoruz. Çok yeni olduklarını görüyoruz. Yine bir alınlanma sorunu getiriyor bu. Ben bu ikisinin de şikayetini anlamakla birlikte çok da hak vermiyorum. Çünkü edebiyat iklimine, ortama buna müsait değildi. Fakat böyle yazarlar her zaman uzun bir alınlanma süreci yaşarlar ve her zaman da onlara geri dönülür. Tanpınar'ın günlüğünde öyle bir cümle vardı. Bir gün bana dönecekler der. Gerçekten de Tanpınar'a dönüldü. Oğuz Atay'a da dönüldü. Ama ne zaman dönüldü Oğuz Atay'a? İşte 12 Eylül sonrası aydın bunalımları, içine kapanışı, edebiyatın başka bir şey olduğunu düşünme, hesaplaşma kavramları hayata girince okurda dönemin aydınları da Oğuz Atay bunları bize söylemişti yıllar önce diye dönüp onu okumaya başladılar. Biz Tanpınar'ı ne zaman okumaya başladık? İşte bu kopuşun yarattığı travmayı, boşluk duygusunu fark ettiğimizde Tanpınar bize bunu daha önce söylemişti diye dönüp onu okumaya başladık ve her zaman Doğu Batı, medeniyet, modernleşme karmaşası önümüze geldiğinde biz Tanpınar'la başlayacağız konuşmaya. Yani sürecek onların okunmaları. Okura gelince, şimdi evet okura ulaşamadık diye şikayet ediyorlar. Fakat öyle okurları var ki bir okur belki bin okura değebilir. Ben burada da çok haklı olduklarını düşünmüyorum. Çünkü Tanpınar'ın ilgi beklediği çevre aslında içinde olduğu entelejensiya, yani o aydınlar, ya sanatçılar, heykeltıraş, ressamlar çevresi onlardan ilgi bekliyor. Halbuki o sırada gençler var, edebiyatla uğraşanlar ve tutkuyla Tanpınar'ın etrafındalar, şiirini okuyorlar. Benim için çok anlamlı bir örnektir. Mesela Melih Cevdet. Şiirinde bir kelimeyi değiştirir Tanpınar ve peşine düşer. Niçin o kelimeyi değiştirdiniz diye. Böylesine yakından takip ediyor. Ya da Edip Cansever şiirlerini götürüp ona okutuyor öncelikle, fikrini soruyor. Değer verilen biri. Vefat ettiği zaman yarattığı büyük bir üzüntü o gençler arasında. Bunu yazıyorlar hepsi tek tek. Dolayısıyla aslında onu okuyanlar var. Ama istediği okur henüz o değil.